bir saniye. Fatih Terim'in attığı bir tweet, bir zorlu tweet'i Ahmet Nurçebi'nin bir saatlik basın toplantısından daha büyük ses getiriyor ya. Ya bak ya, hocam çok enteresan. Hocam Fatih Hoca'nın bir tweet'i Ahmet Nurçebi'nin, Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi'nin bir saatlik basın toplantısından daha çok ses getiriyorsa... Ya Ertem bir şey söyleyeceğim. Biraz... Sen Hanif'in mikrofonu Ertem, takana kadar Beşiktaşlıydın. Hayır o başka Ertem, bir şey. Mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım diyorsun. Abi, deminki fotoğrafı versene. Mikrofonu taktın ben de Beşiktaşlı oldun Apo ya. Abi, deminki fotoğrafı versene. Fenerbahçe yine federasyona başvurmuş gördün mü? Allah Allah. Niye? Demişler ki olası şampiyon olursak Allah kupayı Allah. Zorlu center'da verin demişler. Şimdi seni bir tamam. Dakika bir dakika seni yani abicim bak sen burada ne dedin her zaman yıllardır bu evet. Bizi izleyenlere ne dedin? Ben Beşiktaşlıyım zaten herkes Türkiye tamam. Biliyor senin Beşiktaş olduğunu. Tamam. Ben bu mikrofonu takana kadar Beşiktaşlıyım. Vedat bu... Muriç'le ilgili dün benim Sinan abi saymıyorum. Sinan benim abi ben yorumcu. Seyrettim Ertemciğim. Benim savunduğum kadar Ertemciğim. Vedat Muriç'i hiç kimse konuşmaz. Abi inandığın için savunuyor. Fenerbahçe Vedat Muriç falan değil. Evet. Sen böyle dediğin için diyorum birdenbire bir 5 dakika önce farkında değilsin. Celallendin. Beşiktaş'ın altları yeniyor. En çok Beşiktaş'ın diye. Birdenbire. Şundan dolayı abi. Mikrofonu taktikten sonra Beşiktaşlılığını devam ettirdim. Topu yiyeceğim yemin ediyorum ya. Öyle sinirlerim ye. Bozuluyor. Başka bak, bir şey söylüyorum. Neden ama biliyor musun? Bak başka bir şey söylüyorum. Ya bir kişi. Tamam bak mikrofonun tekini çıkartıyorum. Allah aşkına Beşiktaşlı Ertem olarak söylüyorum. Ya bir tane Beşiktaş yöneticisi çıkıp da bir kişi ya Sinan abi yıllardır söylüyor. Bir tane Beşiktaş yöneticisi şu Burak Yılmaz'ın pozisyonuyla ilgili çıkıp konuşmaz mı ya? Zorludur, limit aşı mıdır bilmem nedir. Ali Koç Beşiktaş'ın haklarını savunuyor şu anda ya. Kim? Ali Koç savunuyor. Ali Koç adaleti hayır, savunuyor. Işte, adaleti savunuyor. Ali Koç diyor ki transfer yapamıyoruz. Fener transfer yapamıyor. Beşiktaş transfer yapamıyor diyor. Tamam Galatasaray dün Fenerbahçe bir açıklama yapıyor. Zorlu'nun önünden bir bayrak koyuyor. Görüyorsun gücü büyüklüğü değil mi? Biz efendiyiz abi. Şu an sessiz. Siz efendiyiz abi. Ya böyle efendilik olmaz olsun. Biz efendiyiz abi. Böyle efendi. Sizin Muriç'iniz yok. Muriç'iniz yok. Sezon Muriç'iniz yok. Sizin de 4 yıldızınız yok. Sizin Muriç'iniz yok. Sizin de 4 yıldızınız yok. Sezon Muriç'inizin 5 yıldızımız var. Biz 28. şampiyonluğa gidiyoruz. Şimdi çok kısa olarak bir cümlesi var. Biz bu tip polemiklere, bu tip şeylere girmeyiz diye. Fatih Hoca'nın o bölümünü de bir izleyelim mi? Çok önemli. Onu da bir izleyelim Sinan abi. Bir gelsin ekrana. Hocam Emre Zadıroğlu Beyaz TV. Marka ayı soracağım. Eğer sarı kart görseydi ikinci sarı kartı hafta içi kupada çekecek diyeceğiz aslında. Ama siz böyle bir tercihte bulunmadınız. Hatta tüm takım ikinci sarı kart görmek üzereyken Marka ayı kenara çekti. Dün de bu çok tartışıldı. Yine sizin öğrenciniz Okan Buruk'un takımından Dembaba görmedi kartı ama Fenerbahçe'de de Vedat gördü ve cezasını Başakşehir maçında forma giyecek. Bu çok tartışıldığı için soruyorum. Bugün Marka'da hiç böyle bir şey konuşuldu mu? Bize sence böyle bir şey konuşulabilir mi? Neyse olur. Her zaman da olmuştur. Hiç aklımıza böyle şeyler gelmez bizim. Yani ben açıkçası hiç bir zamanda böyle bir şey söylemedim de düşünmedim de. Yani yanlış yapan cezasını çeker. O da yanlış yaptı. Cezasını çekecek. Ha, cezasının çekiş şekline de biz karışmayız. Ne varsa doğrusu oraya kadar gider. Ama doğrusu. Başkaları da bizi ilgilendirmez. Başkaları bizi ilgilendirmez. Bizim aklımıza böyle şeyler gelmez diyor ya, gelir Fatih. Kardeşim kimle futbolda bakın hiçbirimiz burada namus kumkumasını yapmayalım. Hiçbirimiz böyle sporcu ruhlu yapmayalım. O kabazlıkla yapmasın. Başta da kendim hepimiz zaman zaman kanunun, demokrasinin, herhalde kuralların, hocam. Kanunların bize verdiği ve suç sayılmayan olayı etik dışı olsa da yaptık. En basit ey Fatih Terim çocuğuna imtihanı kaçırdığı vakit rapor almadım. Bu bile aynı şey işte. Şimdi hiçbirimiz şey mahsur değil. Evet, hayır, Fatih Terim bir şey demedi ki burada. Ben şunu anlamıyorum. Aklınıza gelir kardeşim. Ben şunu anlamıyorum ve bu çok tuhaf bir şey değil mi sizce? Ya da ben Fenerbahçeli olduğum için bana tuhaf geliyor. Şimdi Fatih Terim'in bu söylediğine inanıyor musunuz hepiniz? Tabii ki inanıyorum. İnanıyorsunuz değil mi? He? Ben de inanıyorum. Hiç aklımıza bile gelmez diyor. Hani kart gösterelim de ikinci oy. İnanıyor musunuz bu lafa? İnanıyorsunuz değil mi? Ben de inanıyorum. Vedat Muriç'e de inanıyorum ben. Peki... Niye Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e inanmıyorsunuz? Yani ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Adam Ersun Yanal demedi mi? Beyler ayıptır bu sorusu bile olmaz.
Biz Fenerbahçe'yiz. Böyle küçük hesaplar peşinde olmayız demedi mi? Demedi mi? Ya inanmayın ya. Fatih Terim'e niye inanıyorsunuz? Abi inanıyorsunuz. Ersun Yanal da aynısını söylüyor. Bak Vedat Muriç de öyle söylüyor. Vedat Muriç diyor ki maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Nabzım 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sağdayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırım. Çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamızda iyi biliyor. Biz 29. şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızda başaracağız. Şimdi bu 29'u yarın konuşacağız. Ersemciğim şunu söyleyeyim sana. Şimdi Vedat Muriç de bunu söylüyor değil mi? Fatih Terim de böyle söylüyor. Şimdi biz Fatih Terim doğru söylüyor diyoruz. Ama Vedat Muriç doğru söylemiyor mu acaba? Ersun Yanal doğru söylemiyor. Üçü de yalan söylüyor. Bak Ahmet Hoca şimdi ne dedi? Üçü de yalan söylüyor dedi değil mi? Evet. Üçü de yalan söyledi diyor. Ahmet Hoca'nın düşüncesi o olabilir. Düşüncesi o olabilir. Ama kardeşim ben üçünün de doğru söylediğine inanıyorum ya. Ben üçünün de yanlış söylediğine inanıyorum. Ben de üçünün de doğru söylediğine inanıyorum. Ali Başkan, Sayın Ali Koç. Ben de şöyle diyorum o zaman. Eğer bugün Galatasaray 2-0 maçın son uzatmalarına 2-0 önde girseydi Marko kart görecekti. %100. Ben de şeytanım ya öyle düşünüyorum. %100. Nasıl maç 2-1 oldu? Daha 20 dakika var 2-1. Atılsın bakayım 10 kişi kalsın. Maç 2-2'ye geliyor mu? O yüzden sarı kartı görmedi. Doğru. Ne var ben de öyle diyorum. Vedat Muriç 2-0 olmasaydı yine kart görmeyecekti. Ya anladın mı? Onun için çifte maç 2-0. Maç 2-0. 30 saniye var maçı bitmesi. Vedat Muriç topu bana atın diyor. Adamın üzerine gider gidip Sezen Aksu'dan mazlum değil. Hiçbirimizi bir daha hazırlasanız. Sinan Ağabey şarkıyı çok sevdi. Ali Başkan, Sayın Ali Koç dedi ki barış bitmiştir. İzleyelim. Türk futbolunda sırf rekabet hırsıyla gözleri gülmüş insanların yaptığı açıklamalar ve bundan dolayı da bizim mecburen cevap vermeye bırakılan durumlardan sonra bizler nasıl bir masanın etrafında toplanıp Türk futbolunun geleceğine katkı sağlayabileceğiz? Medeni insanlar gibi oturup sorunlarımızı tartışacağız. Gelecek için çözüm paketleri, yeni fikirler, yaratıcı uygulamalar bunlarda nasıl mutabık kalacağız? Hakikaten ben de merak ediyorum ama ben artık bu aşamada Türk futbolunu, Türk sporunu değil kendi kulübümün çıkarlarını koruma aşamasındayım. Dolayısıyla bunları söylemek zorunda kalmak dahi beni üzüyor. Ama ben artık Türk sporunda barış olsun, omuz omuza verelim, sorunlarımızı giderelim, geleceği tasar... Yok geçti artık. Siz anlamıyorsunuz o dilden. Tekrar ediyorum Fenerbahçelileri. 2011 3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalıştılar. Yek vücut kulübümüze sıkı sıkı sarıldık. Birbirimize sarıldık ve sahip çıktık. Şimdi şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Belki aktörler ayrı ama zihniyet aynı. Lütfen artık kısır çekişmeleri bırakın. Neyin ne olduğunu daha iyi anlayın. Siz anlamıyorsunuz o dilden diyor. 3 Temmuz'da belki bunu kimlerin yaptığı belli. O FETÖ kanadı. Şimdi diyor aktörler değişti. Başkaları yapıyor. Şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalışıyorlar kim? Diyor. Ama bak, kim? Bak şimdi. Yavaş yavaş bu saygın Ali Koç isminde ki Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının reisi. Ekonomik olarak da, sosyal olarak da, bir numara hocam, eğitim Türkiye'nin olarak. Bir numarası hocam. Haklı olduğu taraflar olabilir. Ama bu söylemler yavaş yavaş Aziz Yıldırımlaşma söylemlerinin başlangıcı. Daha tehlikelisi. Daha sert. İki, daha önemli bir şey var. Adama sorarlar. En sevmediğim bak bildiklerimi konuşursam sokağa çıkamazsınız lafı var ya. Dünyanın en kolpa lafıdır. Konuşmazsan adam değilsin derim ben. Öyle birisi bana desin. Şimdi Sayın Koç. Haklı olabilirsiniz. Doğrudur. Ama kimler? Bir terör grubu mu? İki, devletteki bazı insanlar mı? Üç, belli bir sermaye grubu mu? Dört, en önemlisi, belli bir kulüp mü? Belli bir camia mı? Bilemiyorum. Kim? Başakşehir mi? Sivas mı? Çünkü şu anda sizin hocam, önünüzde Başakşehir ve Sivas var. Yani hocam, Mecnun Ol yakmaz hocam, mı? Hocam. Göksel Gümüşdağ mı? Hocam. Kim? Kim? Hocam Fenerbahçe. Hocam tek değil. Bu söylediğin, saydığın şeylerin içinde hepsi var. Hepsi var. Nasıl var sana söyleyeyim. Fenerbahçe bir limit attığımına gitti federasyon bundan önce. Bütün kulüpler ayağa kalktı. Fenerbahçe istedi. Sonra ortaya çıktı ki basında
Basınla, düdüklü basın var böyle uzaktan kumandalı. Hemen saldırıyorlar. Fenerbahçe için kıyak yapılıyor. Limit arttırmaya gidiyor. Halbuki Fenerbahçe'nin 2 gün 3 gün sonra hiç bu olayla federasyondan bir isteği, limit arttırma olsun isteği olmadı, ortaya çıktı. Hop re, geri vites. Anlatabiliyor muyum? Geri vites. Şimdi Fenerbahçe'nin bankalarla yaptığı anlaşma her şey kanuna uygun. Fenerbahçe transfer yapacak diye bekletiyorlar. Bekletiyorlar, bekletiyorlar. Ne zamana kadar bekletecekler bilmiyoruz. Bu transfer yatsın diye. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. 8 maç, 9 maç kazanmış. Ertesi hafta kazandığı maçlar, işte bu hafta göreceksiniz. Hüseyin Göçek şahane maç yönetti diyorsunuz evet. Değil mi hepiniz? Haftaya Hüseyin Göçek bay bay. Hayır. Ali Palamayı bay bay dedim, olmadı mı? Erte. Yok, buna olmaz. Şimdi bütün bunlar oluyor. Bir ton algı medyada falan. Adam da dedi ki en son. Ya kardeşim biz geldiğimizden beri herkese barış. Bunu olmaz. Fenerbahçe biraz kafasını kaldırınca topyekun bir saldırı. Yarın konuşuyoruz. Hocam söylüyorum. Yarın bak buna. Buradan söylüyorum. Vallahi bu sene zorlu mu geçer? Morlu mu geçer? Oo. Çünkü Fenerbahçe kazandıkça herkes morarıyor. Zorlu mu geçer, morlu mu geçer bilmem. Ama Fenerbahçe taraftarıyla bütünleşti. Zortlata şampiyon olur. O kadar söylüyorum. Ya zortlama tanı demek ya. Nasıl zortlamayı bilir? Zortlama bilir misin abi ya? Sen Adanalısın, zortlamayı bilir misin? Ben Adanalı. Adana'da oynadın. Ben Trabzonlu. Ben Adanalı. Ben Adanalı. Ben Trabzonlu.